once upon a time, we had a lot to fight for. We had a dream, we had a plan. Sparks in the air, we spread a lot of envy. Did enough to care once upon a time. Remember when I swore my love is never ending, and you and I will never die. Remember when I swore we had it all. Mutlu akşamlar değerli izleyenlerim. İşte saatlerimiz her cumartesi akşamı 9'u gösterdiği anda Ozan Baba bu stüdyolarda. Evet, Kanal 52 stüdyolarından sizlere her akşam hafta sonu bir ziyafet sunuyoruz. Değerli izleyenlerim, köyleri geziyoruz. Fakat bazen çok karmaşık işlerle karşılaşıyoruz. Yürekler parçalayan olaylarla karşılaşıyoruz. Hatta bu akşam sizlere önce o yürekler acısı, o görüntüyü ekrana getirmeyi pek uygun görmedik ama mecburen getirmek icap etti diyelim. Ve neden icap etti? Osmaniye köylü bir izleyicimiz, baba dedi, sen bu işlere yatkınsın. Ben Saracık'a giderken oradan geçiyorum. Hemen dedi, yatılı okulun karşısında dedi, tek başına yaşayan bir bayan var dedi. Onu dedi bir git gör. Ben gelip geçerken uğruyorum. Allah rızası için dedi. Onu bir ekranlara taşı da dedi. Hiç değilse dedi vatandaşlarımız da izlesin. Ona göre dedi elini vicdanına koysun dedi. Sağduydu vatandaşlarımız. Belki onlar da gelip geçerken uğrarlar, hatırını sorarlar dedi. Tabii biz bu hafta neredeydik? Gülyalı Hoşköy Mahallesi'ndeydik. Evet, Hoşköy Mahalle Muhtarı bizi köyüne davet etti. Daha doğrusu mahalleye davet etti. Ve mahalleye gitmeden önce o vatandaşımızın verdiği adrese dedik. Bir uğrayalım, bir bakalım nedir durum. Evet, ben şimdi oraya sizi götürmeden önce bu şiirle başlamak istiyorum. Felek. Anamın sütünü emdim çileli, şu kendimi ben bildim bileli, bir günüm olmadı inan neşeli, gün yüzü göstermedin kahpe felek. Kafamı kurcalarsın beynim karışık, kendimle etmedin beni barışık, kör ettin gözlerimi etmedin aşık, sana karşı hıncım çoktur be felek. Adını andıkça uyuşur dilim. Allah aşkına söyle, yok mudur dinin? Nedir bana karşı garezinkinin? Kendini düşman ettin bana ve felek. Kursağımda kodun hep muratlarımı. Ellerimle tutarım şu suratlarımı. Sıktıkça dişlerimi, kanatırım dudaklarımı. Aradığın bu değil mi senin de felek? Aynalar karşısında konuşur oldum. Derdimi dinleyecek bir onu buldum. Elimi yumruk yapıp göğsüme vurdum. Beni bile bana dövdürdün felek. Dövdürdün felek. Evet, Saracık'a giderken, Saracık beldemize giderken hemen yatılı bir okulumuzun karşısındaki
O hanım vacımızı şimdi ekranlara getiriyoruz. Kararı siz verin, izleyin. Bakalım bizi telefonla arayacak yetkili ve yetkililer çıkacak mı? Bu asırda, evet, Avrupa Birliği'ne girmeye çalıştığımız şu asırda şehrimizin ve beldemizin hemen asfaltın kenarında böyle yaşam süren insanımızı şimdi ekrana getiriyoruz. Buyurun. Değerli izleyenlerim, Ozan Baba bugün yine yollarda. Yollara çıkmadan önce Kartem Oto Kuaför'de şöyle güzel yine bir sabunlandık, temizlendik ve buradan yola çıkıyoruz. Bakalım bugünkü kısmetimize neler düşecek, neler göreceğiz, hep birlikte izleyelim. Evet, Oto Kuaför çalışanlarına da teşekkür ediyoruz. Kartem'e bol kazançlar diliyoruz. Uçup gittin buralardan, canımın canı neredesin? Uçup gittin buralardan, gözümün nuru neredesin? Gittiğin yol çok mu uzak, dönülmeyen yerde misin? Gittiğin yol çok mu uzak, dönülmeyen yerde misin? Yoldaşın olsun, Allah'ım seni korusun. Yolun açık aydın olsun, turnalara tutun da gel. Şimdi hangi yaban elde, belki dağda esen yelde. Şimdi hangi yaban elde, belki dağda esen yelde. Allah aşkına dön gel de, şu gönlüme bayram olsun. Allah aşkına dön gel de, şu gönlüme yoldaşın olsun, Allah'ım seni korusun. Yolun açık aydın olsun, turnalara tutun da gel. Gel yağmur ol, gel rüzgar ol, gel. Bulutlar yoldaşın olsun, Allah'ım seni korusun. Selamun aleyküm. Nasılsın bacı? Gel buraya bakayım, gel. Gel şöyle yanıma gel. Sen burada mı duruyorsun? Gel buraya, gel yanıma gel. Gel gel gel, bak doktor gittim ben sana. Senin ben duydum burada oturduğunu. Birisi söyledi bana.
Gidip dedi onu görmeniz dedi isterim dedi. Biz de bugün doktorumuzla, kameramanımızla, ben Deniz Ozan Baba geldik seni ziyaret eden. Doktor ha. Seni muayene yaptırayım mı? He? Var mı şikayetin var mı hastalığı? Var değil mi? İsmin ne? Azbere gel yanıma yanaşacağız. Yanıma yanaş. Gelir de. Azbere hamur götüreyim abi. Azbere gel yani. Televizyonda çıkacak. Gel gel. İsmin ne? İsmin ne? Hatice. Hatice. Tek mi duruyorsun yani? Tek duruyor. Kimse yok mu yanında? Yok. Allah Allah. Doktorum bunu bir muayene etsen. Edeyim. Bir bakalım kendisini. Senin beyin ne zaman öldü? 10 sene oluyor değil mi? Ben yok ben. Yok muydu? Ben bekar. Pardon. Bekar kaldın değil mi sen? He. Nerelisin aslında sen? Memleket nereye diyor? Memleket nerelisin? Köyümüz Avlu'da. Ulan bu köyden misin? He. Evet değerli izleyenlerim. Çatallı ayrımına geldik durduk bir yolun. İyi ve kötülerle çevrilmiş sağım solum. Bir tarafta dünyayı parselleyen devler var. Diğer yanda ekmeğe muhtaç nice böyle evler var. Dünya tezat içinde. Medeniyet ve savaş. Şimdi gerçekleri görmeye başlayalım yavaş yavaş. Kalbin çalışıyor mu? Bakayım kalbine. Dur. Kaç yaşındasın sen? Tabii ki. Yaşını bilmiyor doktorum. Var biraz zayıflık. He? Kalbinde biraz zayıflık var bunun. Var mı? Var var. Biz bunu şey yapalım, bu üstü başı da şey değil baksana. Muhtara söyleyelim de. Evet. Yeşil kartın var mı senin yeşil kartın? Yeşil kartın var mı? Sağlık muayeneye gitmek için yeşil karne. Var. Var mı? O bunu bir şeye götürtürelim. Bir kalp doktoruna götürtürelim. Orada bize biraz şey yerim var. Hani nerede? Aha doku kapı. Okulda mı? Adı ne? Ne? Çetir al da söyle al da çocuklar sürüyor da ona. Bize gelsin. Yeni varmış galiba okulda dedi. İsmi ne? Ege. Engin mi? Çetinmiş. İşte bu hanım bacımızın yaşam verdiği mekan. Burada yaşıyor. Yemek yapma imkanı yok. Daha doğrusu gücü yok. Sadece kuru kumanya, ekmek, zeytin, helva, meyve, peynir gibi kuru gıdayla besleniyor. Belki de yıllardır banyo da yapmamış. İçeride çok ağır bir koku var. Sen ne zaman yıkandın en son? Ne zaman yıkandın? He. Ne zaman banyo yaptın? He, onu söyle. Ne zaman çimdin diyor. Ne zaman? Ne zaman çimdin en son? Ayıp değil söyle, ayıp gel, değil. Gel gel bana, utanayım ben. Teyze. Utanma göz, utanma. Bak, niye şey utanayım? Gel, gel. Sana yardımcı olacak daha sonra. Olmaz olmaz be. Ayıp değil ki, sana diyor, soruyor. Sen şey, diyor, banyon var mı diyor. Banyo var mı evde? Yok. Mesela nasıl temizlenir? Sıcak suyu nasıl yapıyorsun diyor. Kim yardımcı oluyor mu sana diyor. Yaşlıları yıkamak için birisi yardımcı. Ben yıkayayım dedim ben. Yıkayır mı kendini? Yani? Thank you.
Hadi Cem Hacı. Al bunları bak. Bak bir sürü şey getirdi sana. Bak bakayım. Bak bunun içinde peynir var, zeytin var, helva var. Bunları da buraya bırakalım. Tamam mı? Heh. İyi sen müsaadesin de. Gördün değil mi? Tanıştıktın doktorla ne? Canan'ı tanıyor Refik'in hanımını. Tanıyor mu? Tamam mı? Canan bizim geldi. Biz onu attık. Neyi onu attın? Tevbe attık biz. Oyu mu onu attın? Oyu biz onu attık. Refik'e mi? Tevbe attık. Sen seçimde oyu kullanıyorsun mu? He. Mühür mü kullanıyorsun böyle imza mı atıyorsun? Nasıl atıyorsun? Parmak basıyor. Parmak mı basıyor? Parmak basıyor. O da öyle bir şey yok. Atıp geliyor. Refik ayarlardır zarfı. He. Sen de atar dursun değil mi? He. Komşularından aran nasıl? Sana bakıyorlar mı komşuların? Komşum çok iyi ben. Ben de yapayım. Al pancarlık benim. Pancarlar ne zaman büyüyecek? İşte yaz gel büyüyor o da. Sen dikebiliyor musun pancarlık? Ne ben yarayım mı? Hani? Benim ismim Necmiye Yeşillürt. Necmiye bacı, bu kimsesi yok mu bunun? Yok, hiç kimsesi yok bunun. Bu nereli bu? Buralı. Buradan? Buralı, evet buradan. Öyle anası babası yok mu kimsesi? Anası babası öldü. Öldü? Hani babası daha bu küçüğümüş, babasını hiç tanımıyor. Evet. Annesi de öyle aynen bunun gibi özürlüydü. Yani başka yakını yok mu onun akrabası? Yakını, amcasının oğlu var. Amcasının... Burada bunun yaşantısı çok berbat çok, bir durumda. Çok. Çok hani yanıma birisini bulamıyorum. Ben birkaç kere temizledim. Evet. Hani devamı temizleme isteği. Kendi şimdi hani elverişli değil bu şeylere. Değil tabii. Değil. Kendisi yapamıyor. Ben de devamlı hani benim maddi durumum da belli. Devamlı bununla ilgilenemiyorum. İneğimden var bak yerim yok. Benim orada inek yayıyorum ben yolun kenarlarında. İneğimi bıraktım geldim çocuk söyleyince. Buna bir abla yol Allah'ını seven yoldan geçen ekmeğini veriyor işte. Yiyeceğini getiriyor ama yapamıyor. Sadece evet. Yemeğiyle olmaz. Bunun çünkü bakıma ihtiyacı var. Bunun yıkanmaya ihtiyacı var. Bayramda kestim işte. Bayramdan beri büyüdü gene. Yıkama oldu mu? Yıkadım. Bayramda yıkadım. Hava soğuk şimdi. Bir de şey olmuyor. Refik de bizim enişte de ben ona söyledim. Ben bizi yabancı bilmesin diye. Evet. Sen ben tanırsın. Ben burada okulda tarama yaptım. Sağlık taraması. Doktorum ben Ayşe Hanım. Kaç yaşında mı? Valla bu 60'tan 65'ten fazla. 65'ten fazla. Yeşil kartı falan var mı? Yok. Yeşil kartı falan yok. Kendisi var dedim. Var mı yeşil kartın acaba? He? Hasta kağıdım var. Var mı hasta kağıdın? Hı. Hiç doktora gittin mi? Gittim. Ayağım kırık da gittim ben. Var mı? Evet. Hani bilemiyorum yeşil kartı duruyor mu, durmuyor mu? Şey var, Ahmet Yeşilyurt doktor. Sen neyin oluyorsun? Ahmet Yeşilyurt bizim akrabamız oluyor şurada yukarıda işte. Tamam, ben onu tanıyorum işte. Evet. Refik Emri Halal'ın damatı Canan. Evet. Evet. Bilemiyorum, ben bilmiyorum. Hani aslında bunun evinin barkını, şu odasını temizleseler, hani burada şeyi bir tarafa düzenlenir. Bu ev bunun mu? Yaptım, bunun. Da bunu İshak Köksal yapmıştı zamanında. Yukarıdaydı bunlar bir eski evleri vardı yukarıda. Oradan buraya işte İshak Köksal buna yaptı da burayı. Orada annesiyle birlikte duruyordu. Annesi öldü. Gene annesi çok yemeğini falan pişiriyordu. Yemek falan pişiremiyor öyle pek şey yapıp da. Hani pişirir de tencereyi ocaktan alma şeyi yok. Yakın yükseklik korkusu var. Yanıma çıkaramıyorum banyo yaptırmıyor. Aa burada salonu oturtuyorum banyo yaptırıyorum burada. Çok sağ ol. Evet. Elimden gelen imkanı yapıyorum ama. Bunu bize açmıyor kolunu. Ta şuraya yaklaşması lazım. Tansiyonuna bir bakalım. Üstürücü kaç acaba? Çok yukarı açılacak yalnız. Öyle olmaz. Onu olsun olsun. Ha bu gazağı çıkaralım. Altına gazağı var. Evet. Şuna sonra giyersin. Gazağı giyeyim abi. Ondan sonra giyersin. Şunu çıkar da. Hepsini çıkartmayacağız. Bunu yukarı. Üstünde gazağı çıkaralım. Hadi tamam. Utanma. Bunlar sen bak abim, baban hep. Ben tanıyım etme. Eve git git kazağımı çıkaralım o zaman içeride. Tamam. Bak. Dinleyeyim de kalbi de zayıf gibi duruyor. O yüzden bir faydamız olsun. Ha bunu al da getir. İşte rahatsızlığını bana söylüyor. Ben de yani elimde olan sen haplardan hap veriyorum. Ben ilaç da var bak getirdim onu ya.
İçeri girerken bile ayakkabılarını çıkarıyor, görüyorsun değil mi? Evet, çıkarıyor. O kadar düzenli, tertipli. Bir ama şey, yani işte, durum görünüyor. Evet. Biz buradan sosyal hizmetler il müdürlüğümüze sesleniyorum. İşte gelip buraya bir baksınlar. Bu Ayşe bacının, Hatice bacının evinin durumu belli, kimsesi yok. Sosyal hizmetler bünyesi altında bir oda döşet, ismini yaşat. İşte Hatice teyzeyi yaşatalım biz önce. Gelip burayı belediye yetkilileri, burayı bir dezenfekte yapsınlar. Kuş gribi salgını almış başını gidiyor. Dünya ayağa kalktı. Hatice teyze burada kim bilir hangi hastalığı taşıyor. Bundan kimsenin haberi yok. Hemen şehrimizin dibinde Avrupa Birliği'nin temsilcileri gelip burayı görse bizi defe kaldırır, defe. Lütfen beyler, sağduyulu olalım. Gerçekleri görelim. Peki bu akşam ne yapacaksın, ne yiyeceksin? Lamba da yanmıyor burada. Yanıyor. Yanıyor mu ışık? Işık yanıyor. Işık yanıyor da o ışığı yakmıyor hiç. Işığı niye yakmıyor? Işığı kullanmaz. Yani dışarı kararmadan çayını yapar. Çayının yanında kahvaltılıkla yapar yemeğini, yiyeceğini. Erken yatıyor. He, erkenden yatıyor. Işık yakmaz hiç. Lambayı bile yakmıyor. Tasarruf evet etmek için erkenden de yatarmış. İşte yattığı zemini, yerdiği mekanı gördünüz. Fazla lafa gerek yok. Hadi Adelikar yat. Gel şimdi doktorum, senin tansiyonun bir baksın bakayım. Kalbine tansiyona bak. Yüksek olursa. Başım ağrıyor diyorsun, gözüm kararıyor diyor ne? He, ben bak, seni iyileştirmek için bunu yapıyoruz. Aha, onunkini yapalım bak. Bak şimdi. Bak nasıl ölçülüyormuş. Seninkini de hastaları böyle yapıyoruz ya biz. Bilmiyor musun sen? Allah razı olsun, ben de razı olsun. He, bakalım. Biz böyle geziyoruz. Seninki iyi içeri, 13.5. 8, iyi yani. Az daha düşük olsa daha iyi olur ama iyi. Bak gördün mü? Şimdi şunu sıra. Ha, seninkini de ölçelim de sana ilaç vereceğim gerekirse. Hadi bakayım. Aşağı çekme, aşağı çekme. Aşağı. Yahu seni soymuyoruz bak. İyi, kolum düzelt. Yani öyle şey değil. Sen buradan dur bakayım. Uzat bakayım. Abi kaldır. Kaldır. Sen... Korkma, korkma. Buraya alet şey yapacağım, dur. Bak şimdi nasıl, ne güzel olacak ki. Sana cesaret gelecek o zaman. Hadi çabuk. Benim annemin adı Hatice, biliyor musun sen? Gerçekten annemin adı Hatice. Durayım ben de mi? Vallahi. Duruyor, duruyor. Şimdi pişirecek şeyler oldu muydu? Şu biber, patlıcan gibi yüksek, şeyler yüksek oldu muydu? Onlara kızar diye çayla birlikte yiyi. Ama tencere yemeği pişiremiyor böyle. Yani ocağa şey, almaz şeyi var. Hani el ayağı titriyor. Evet değerli izleyenlerim, şimdi sizlere adresi tarif ediyorum. Turna suyu yatılı. İbo okulunun hemen karşısında. Hayır, bir şey yok. İsmi Hatice. İşte sizlere bağlı en son netice diyoruz. Ayıp mı? Biz hep doktora gidiyoruz da sırtımızdan. Görüyorsun, ayıbı dahi biliyor. Utancayı da biliyor. Evet, evet. Tırnaklar büyümüş. Nefes al bakayım. Nefes al. Hadi. Nefes al abi. Evet. Evet. Al ver. Al ver nefesini. Hadi. Ağrım var, ağrı. Neyse, ben onun kalbini de koruyacak şekilde bir ilaç vereyim ona. Tansiyonu yüksek. Yüksek değil mi? İyi görüştük. Benim de var.
sen değilsin. Ne herhalde? Ama ne zaman oluyor? Var 15-20 gündür var. Olmaz, kalp ağrısı olsa geçer. Pardon, devamlı olmaz. O başka türlüdür. Soğuktan, romatizmadandır. Şimdi bak, varsa ben sana vereyim. Önce ben buna bir ilaç vereyim, tek bir ilaç. Bu çok önemli. Sen bunu var ya, bu ilacı hiç şey yapma. Ona devamlı kullandıracağız. Ha, tam ona göre vallahi, tam ona göre. Ay hastalığı. Bak, gel. Şimdi şöyle yapacağız. Bu böyle çıkıyor. Bunu açamaz o. Bu ilacı. Kalp için mi? Bu hem kalbe hem tansiyona, tamam mı? Her gün bir tane. Tamam. Her gün bir tane. Şimdi ben sana vereyim de. O bitince onun devamı yok, bu da olur. Bunun da tarihi yeni. 9. ay 2006. Veya önce sen bunu kullan bakayım. Bunu kullan. Arada bir de burada ebe var mı? Ebemiz diyete deniz kenarında. He. Çağırırız ona da, ben Refi'ye söylerim, siz de söyleyin. Bunu ebe baksın. Tansiyonuna ona göre ayarlarız. Bunun kalbi de yetmezlikte. Bunun kalp doktoru da görmesi lazım ama kim götürecek? Günde bir diyorum bak. Olsa ben götürürüm. Okuma yazman var mı senin? Var. Bak, günde bir tok karına. Tamam. Önce bunu kullan bacı. Sonra o bitince buna geçersin. Oldu. Şimdi gelelim şeye. Bu kutuya da bunu koy ha, bu şeyi. Seninkine bakalım. Seninle ilgili bir şeyimiz var mı? Bir şey diyecek mi bize? Gidiyoruz biz. Bir şey diyor musun? Bir şey istiyor musun? He? İstediğin bir şey var mı? Söyle istediğin bir şey. Söyle bakayım. Hadi Allah'a ısmarladık. Sen bir tanesi al yanına. Tamam. Hadi hoşça kalın. Güle güle. Geçmiş olsun. Allah razı olsun. Şey değil. Evet değerli izleyenlerim, işte Hatice Köksal'ın durumunu izlediniz. Bize bunu haber veren Ahmet Turan Albayar'a da ayrıyetten teşekkür ederiz. Böyle bir olaydan da haberimiz olduğu için. Tabii ki burada görev önce Turna Suyu Muhtarı ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün ilgi alanına giren bir konu. Allah razı olsun İshak Köksal Beyefendi'den, hiç değilse başına bir ev yaptırmış ama İshak Bey gelip de temizliğini de kendisi yapacak değil ya, bakımını kendisi yapacak değil ya, artık bu da sağduyulu insanlarımıza düşmüyor mu değerli izleyenlerim? Evet, sağlık sorunu ülkemizde had safhada, hele de Karadeniz'de bu radyasyon olayından sonra hastaneler dertliden geçilmiyor. Evet, yığılmalar, hastane kapıları dertli de dolup taşıyor. Neden? İşte bilinçsiz beslenme ve bu gibi nahoş yerlerde yaşam süren insanlarımız haliyle hastalanıyorlar tabii ki. Evet, şu anda bir telefonumuz var galiba. Alo. Telefonumuz mu var? Yok. Evet, sağlık sorunu demişken şöyle bir sağlık soruna değinmek istiyorum. Bir ara yazmıştım. Anam hastalandı günün birinde. Baktım kıvranıyor eli böğründe. Neyin var ana dedim. Girdim koluna. En yakın hastanemizin düştüm yoluna. İki hastanemizin yolu da yokuş, üstelik de dik. Sık dişini ana dedim, bak aha geldik. Önce kayıt yaptırıp üst kata çıktık. Oturacak yer aradık, etrafa baktık. Doktorların kapısında kuyruk oluşmuş.
Dertlilerin nefesinden salon kokuşmuş. Keşke Özel'e gidebilseydik, olsa paramız. İki saat bekledikten sonra geldi sıramız. Sıranı kaybedersen, kuyruktan çıkarsan şayet, doktorla yüzle gelebildik nihayet. Hemşire kayıtlara bakıyor, doktor soruyor. Durum görünüyor zaten, bir de o yoruyor. Sancısı var doktor dedim, kafayı salladı. Ne de olsa doktordur dedim, anladı. Sırt üstü yatsın dedi, kaldırsın dizi. Sert tavırla seslenerek bir güzel dövdü bizi. Elini bastırdı sertçe karnına anamın. Nefes al bırak dedi, öksür bakalım. Muayene bitmiştir işte, hepsi bu kadar. Elimize bir reçete verdiler o kadar. Bu ilaçları sabah akşam içsin bakalım. Eğer sancı geçmezse getir yine bakalım. İlaç kuyruğunda ise sıra o biçim. Bir saat de orada bekledik iki hap için. Hastaneden ayrılıp bindik dolmuşa. Eve gelir gelmez girdik bir duşa. Anam hala kıvlanıyor içtiği halde ilacı. Bir türlü geçmiyor karnındaki sancı. Bir ara oğlum diyerek sıkıverdi elimi. Babanın yanına koyun dedi benim ölümü. Ertesi günü kalkıp doğru gittik Özel'e. O ne ilgi, o ne güler yüz, hep özene bezene. Kör olası dedim, ah içimden şu paranın. Hemen ameliyatla aldırdılar tamamını yaranın. Anam artık kurtuldu, o ne mutlu bir gündü. Az kalsın gidiyordu, artık ölümden döndü. Parası olmayanlara işte böyle her kapı. Fakir hastalanırsa çare aspirin hapı. Ozan baba düşünüyor gelecek torunları. Ülkemizde biter mi hiç bu sağlık sorunları? Evet, maalesef ülkemizde sağlık sorunlarımız bu düzeyde. Diyoruz, bir telefonumuz var. Evet. Alo. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, Turna Suyu Muhtarı Sayın Refik Koyun telefon attığımızda. Buyur Sayın Muhtarım. Uzun baba, sesiniz gelmiyor ama. Ses gelmiyor. Ben sizi telefondan dinleyeceğim ama. Alo. Evet. İçeri gelmiyor. Tamam, şimdi tamam. Ben hepinize iyi akşamlar diliyorum. Evet Muhtarım, dinliyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle Sayın Doktor Ali Şahin Bey'e, size ve sizin şahsınıza tüm 52 kanaldeki çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyor. Ve bizim için Ordu medyasında apayrı bir yeri olan kanaldeki ayrıca teşekkür ben ediyorum. Duyamıyorum. Çünkü hep başımız ağrıdığında biz kanaldeki başımızın ucunda buluyoruz. Ayrıca bizim için yeri farklı. Bu arada bahsettiğiniz konu için size ayrıca teşekkür ediyorum. Evet. Çok iyi bir konuya temas ettiniz. Evet muhtarım. Şimdi gidip gördüğünüz yerinde incelediğiniz Hatice Hanım bizim köyümüzün bir ferdi. Evet. Ve yoksulluğa, bitkinliğe mahkum olmuş bir vatandaşımız. Muhtarım kaç yıldır burada bu halde? Bu vatandaşımız doğma büyüme buranın yerlisi. Evet. Zaten evi köy tüzel kişiye ait bir arazide. Evet. Bir köy büyüğümüzün katkıları yapılmış bir yerde duruyor. Evet. Annesi vefat ettikten sonra kendisi yalnız yaşıyor. Hiçbir yere gitmeyi kabul etmiyor. Evet. Yani buradan ayrılmayı biz buna başaramadık. Normalde eve de kimseyi sokmuyor. Siz bunu başardınız, eve girmeye başladınız, sizi kutluyorum. Evet. Ama bizim köy muhtarlara ihtiyaç olarak bir çalışmamız var zaten. Evet. Biz ön hazırlığımızı yaptık. Kerestesini sizin falan hazırladık. Kaymakamlıkla irtibata geçtik. Ustamız her şeyimizi buldu. Kavaların iyi olmasını bekliyor. Zaten bu bizim kanıya yaramızdı. Evet. Her şeyimizi ayarladık. Bahar geldiğinde bu vatandaşımızı layık olduğu bir şekilde en azından ikamet ettiği yeri, layık olduğu yere getireceğiz. Ben sizin hassasiyetinize ve ilginize teşekkür ediyorum. Muhtarım, bir an evvel o evin temizlenmesi lazım. Bak, en kısa zamanda
Bir de karşıda okulumuz var, yatılı okul, öyle değil mi? Evet. O okulda yemek pişmiyor mu muhtarım? Evet. Buradan o talebeler, o Hatice bacıya her gün avrıda iki tabak yemek getirse kendi yedikleri yemekten, bu iş kendiliğinden çözülür zaten. O zaman var, yemek sorunu, besleme sorunu yok. Yok değil mi? Vatandaş gayet ilgi duyuyor, yani her türlü yardımdan koşuyor. Sıcak yemek. Diğer temizlik işleri kendisi yardımcı olmuyor. Yani kendisi yardımcı olmak isteyene kendisi yardımcı olmuyor. Burada bir iletişim problemi var. Demek bizim uğradığımız gün uysal zamanı mıydı acaba? Size şöyle, biz yıllardan beri ona evini yapacağını söylüyoruz. Bizi evine kabul etmiyor, sokmuyor. Zorla girdik evine. İlk defa bu yıl bize davet etti. Gelin yapın tamam dedi. Bizim davetimizi kabul etti. Evet. Bizim yıllardan beriki baskımız onda bir yumuşama gösterdi. Sizi bu yumuşamanın neticesinde sizi zaten kabul etti evine. Evet. Yoksa sizi evine sokmazdı. Peki muhtarım, bunu biz sosyal hizmetler bünyesinde orada hem bakımı alınsa, yıkansa, yense, yutsa, yatsa daha iyi olmaz mı? Böyle bir teşebbüsünüz olmaz mı sizin? Şimdi bizim bu İmece köy usulüyle bunun altına kalkacak durumdayız. Eğer aşamayacağımız bir konusu devletin kurum ve kuruluşları bizim yanımıza olacağına biz inanıyoruz zaten. Evet. Teşekkür ediyorum. Bir müdür beyle bir iştirare yapsanız da bu konuya şöyle bir yaklaşım yapın bakalım. Müdür beyin yaklaşımı nasıl olacak? Biz tamam. Biz o konuda bu Hatice Hanım'ı bir sosyal hizmetler kurumuna götürmeyi zaten başaramadık. Bu konuda onu ikna edemedik. Evet. Ya bunun başaracağımızı sanmıyorum. Yani şimdi biz evini 3 günde yapacağız. 3 günlüğüne bir başka yere gitmeyi zor razı ettik. O da bu yıl razı ettik yani. Neyse, hayırlısı bakalım da biz yine bu işin takipçisi olacağız muhtarım. İnşallah iyi görüntülerle tekrar ekrana getirmek nasip olur diyorum. Ben sizin programınızdan dolayı sizi kutluyorum ve başarınızın devamı diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Bu akşam katıldığınız için. Evet, iyi akşamlar. Değerli izleyenlerim, işte Hatice Köksal'ın durumu bu merkezde diyelim. Çünkü hiçbir muhtar, hiçbir köylü, hiçbir komşu bu işe duyarsız olamaz. Çünkü burada bir insan yaşıyor. Hepimiz insan olduğumuza göre bu işin en kısa yoldan halledilmesi gerekir insaniyet namına diyoruz ve fazla sözü uzatmayalım biz. Hemen geçiyoruz biz nereye? Gülyalı Hoşköy mahallesine. Ben bu Hoşköy'ü gittim ama ben buna bir isim buldum. Boşköy. Evet, köyde 5-6 kişi anca bulabildik. Şimdi izleyince sizler de hak vereceksiniz. Buyurun Hoşköy'e gidelim. Bana ne borandan kardan, bana ne yazdan bahardan, bana ne borandan kardan, aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor. Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor. Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefes derinden, bak feleğin çemberinden yolun sonu görünüyor. Ezrail'in gelir kendi naderine efendi, sayılı günler tükendi yolun sonu yüreği yok. Bu dünyanın direği yok,
merhameti yüreği yok, kılavuzun gereği yok. Yolun sonu görünüyor, kılavuzun gereği yok. Yolun sonu görünüyor. Ezrail'in gelir kendi, ne ader ne efendi. Sayılı günler tükendi, yolun sonu görünüyor. Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefes derinden. Bak feleğin çemberinden, yolun sonu görünüyor. Telli turnam selam götür sevgilimin diyarına. Telli turnam selam götür sevgilimin diyarına. Üzülmesin ağlamasın, belki gelir yarına canım. Üzülmesin ağlamasın, belki gelirim yarına canım. Hasret kimseye kalmasın, sevdalılar ayrılmasın, ayrılmasın. Ben yandım eller yanmasın, sevdanın aşkın varma canıma. Sevgiye mezar kazıldı, gönüle hasret yazıldı, sevgiye mezar kazıldı. Ve köy muhtarımız Medet Sipahi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet muhtarım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Merhabalar. Hoş geldiniz. Memnun oldum. Evet muhtarım, şu anda imamımız ve hocam hoş geldin. Köy sakinleriyle birlikte ayaküstü hoş geldin pasta yapıyoruz. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Köyün imamı. Evet. Necati Özatan. Evet, köyümüzün imamı burada. Aleyküm. Aleyküm selam. Kendi kardeşlerim hoş geldiniz. Yenlerim. Hoş bulduk. Sağ ol senden. İleriye doğru olur bakarsın. Hocam hemen bakar, gözünden anlar işi. Var mı? Takım taklavat yanında. Gözünden şu anda anlaşılmıyor, öyle bir şey yok. Yok değil mi? Yağ halkası yok. Yok. O zaman mesele şimdi yok. Şimdi ben de eskiden şimdi şöyleydi. Bizim o kolesterol oldu benden. İki sene ben bir de kanama yaptım Malat'tan.
İki sene ben bir hap kullandım. Hüseyin Hak Yemez değil de Hüseyin Sağlam. Bu verdi. Bu iki sene hapı kullandım. İki seneden de geçiyor şimdi. Aşağı yukarı 4-5 ayında geçiyor. Ben ara sıra alayım o haplardan. Kullanayım. Senin adın ne de? Mert. Mert mi? Al bakayım. Yok. Bak başkasına veririm vallahi. Başkasına veririm bak. Öp bakayım elimi, öp elimi, öp elimi. Ya. Gel lan. Sen televizyonda göstereceksin amca. Deli gel. Kimin bu? Al amcanın torunu. Benim torunum ama bana da yüzünü öptüm diyor. Öptüm Allah bir hak öptümez. Gattin suratı kimse yüzünü öptümez. Benim torunum bir gücüm var. Hoş bulduk efendim. Benim bir gücüm var. Küçük öpeken bu da geliyor yanıma öyle ha. Öp bakayım diyeyim. Yani madasız öpüyor, madasız öptürüyor. Demek ki öpmeye alıştırmamış yok, kendisini. Yok yok. Küçük yaştan beri öpemiyorum yani. Öyle bir öpemiyorum değil mi? Küçük yaştan beri ama yok. Ama torun da öpülüp seviliyor. Ha ben Gattin diyor. Dede ben öylesem diyor. Beni diyor öyle öpme yok diyor. Öpme yok diyor. Kimseye de öpmez kendini. Evet muhtarım ne var ne yok şimdi Hoşköy'de? Şu anda 3-5 tane yine köy sakinlerimiz var. İsterseniz bunların derdini bir dinleyelim muhtarımız evet, yanımızdayken. Evet. Olsun, olsun. Dinle, ne var dinle, ne yok şimdi? Dinle. Hoşköy'de ne noksan? Hoşköy'de hiçbir şey noksanımız yok. Çok zor. Yalımız yok, suyumuz yok yalnız ben sana söyleyeyim. Bu Hoşköy 4 dönemdür belediye reisi var burada 5 dönemdür. Belediye reisi bu köyden mi? Bu köyden. Gülyal'dan. Gül, ha bu köyden. Daha önce Gülyal'danıdı. Evet. Daha evvelce girmedik Ali Bey'den de ama girmedik o zaman. Çeket Bey'in zamanında oldu değil mi? Hüseyin Bey'in zamanında değil mi? Evet. Hüseyin öldü Şevket'e kaldı. Şevket'ten sonra da bunlar aldılar işte bu Uğur aldı. İki devredir yapıyor bu Uğur. Hiçbir şey yok. Envera yok. Suyumuz yok. Biraz daha yazın var ha. Şurada inan dereden tepeden arabayan su getiriyor. Şimdi burada yok demeyle olmuyor da başarı gösterdiniz mi? Başarı mücadele şöyle. Mücadele verdiniz mi? Mücadele şöyle. Biz rahatsız ediyoruz. Gidiyoruz. Aha yapılacak, aha gidilecek. Bir de bu yaptılar şuraya bak. Şu depenin, şu abi depenin üzerine bir de bu yaptılar. Burayı sulayacaklar. Bir de boru dizdiler. Boru suyu koydular. Boru patladı. Boru patlayınca yerinden boru dizici yok dediler. Yahut yapıcı yok dediler. Yapamadılar veyahut da yapmıyorlar. Evet. Ben Hoşköy'den Süleyman Sipahioğlu. Süleyman Sipahioğlu. Evet. Evet. Ben de Ozan Baba Ali Malkoçoğlu. Memnun oldum. Evet. Tabii memnun oldum. Şimdi biz şimdi belediye reisini şikayet çok etmekte şeyimiz de yok. Ben sana diyeyim en küçük bir belediye. Hiçbir geliri olmayan bir belediye. Adam şimdi şeyden de devletten yardım alamıyor. Alamadığı gibi de bizim işlerimiz aksıyor. Evet belediyemiz diyorsun kendi yayına zor kavruluyor. Evet doğru. İşçisinin maaşını biraz zor veriyor adam. Evet hemen hemen tüm belediyeler evet. Küçük belediyelerin aynı sorunları. Küçük değil yine şey var. Burası. Piraiz yine bundan çok iyi. Teşekkür ederim. Evet sizi tanıyalım. Ben Şükrü Cörüt. Buradayım. Türk Telekom'dan emekliyim. Yalnız köyü bıraktım. Çarşıdayım şu anda oradayım. Şimdi köyümüzü terk edenler çok biliyorsunuz. İlimize yakın olduğu için bizim Gülyalı ilçemiz çoğu zaman Ordu'da ikamet etmekte Gülyalı eşrafları. Burası mahrumiyet gibi bir yer. Yol yok, ya su yok. 3 kilometre yukarıda. 3 kilometre görüyorsunuz, yolun evet. Halini görüyorsunuz. Mesela ben şu yukarıda mahalledeyim. Buradan döndüğünüz zaman hani kesinlikle çıkamayacağınız bir şey şu havada hele de. Yollar çok bozuk, hiç bakımı yok, su yok. Peki biz Taşlıçay'a da gittik mesela. Orada bayağı genişleme, yol çalışmaları oldu. Burada olmadı. Burada olmadı adam. Burada hani Taşlıçay'ın yolu buraya nispeten çok dört dörtlük bir yolu var. Ama biz de burada gördüğünüz gibi ana yolumuz burası. Peki muhtarın çalışmaları mı bunu artık? Muhtarımız şu anda çok güzel çalışıyor. Muhtarımız çok iyi çalışıyor. Muhtarımız kadar belediye başkanımız da çalışsa çok daha güzel olur bunlar. Değil mi? Bütün evler kitlemiş yolu. Evet. Şey etmiş, şimdi genişletmek için çok çok mani evleri. Öyle evler var ki burada yıkılmamış, imkan yok, şey olmuyor ama. Bu hangi köy var? Buradan ilerisi Mustafalı köyüne geçiyor, karşıya geçiyor Mustafa. Ali Bey evet. Devamımız Ali Bey. Esas yani devamlı çalışan bir bizim esas var. Köyümüz Ali Bey köyü aslında. Grup yolu mu oluyor? Evet. Grup yolu değil mi? Kadar devam ediyor. Yol devam ediyor. Bozda'da kadar gidiliyor burada. Evet, gidilmeyecek bir yeri yok burada. Evet. Aslanım. Evet teşekkür ederim. Gelin bakalım buraya. Siz ne yapıyorsunuz? Bir şey yapıyorum. Adın ne senin? Esra Zota.
Esra, okula gidiyorsun. Evet. Kaçtasın? 7. sınıftayım. Şu anda okul dağıldı evet. mı? Evet. Tatil oldu. Öğle kadar mı okuyorsun? Yok. 3'e kadar. 3'e kadar okuyorsunuz. Sen? Ben okumuyorum. Sen ne zaman okuyacaksın? Gelecekten. Sen kaç yaşındasın? 6. 6. Küçükken kaç yaşındaydın? Senin ismin? Aslı. Aslı. Yani senin okul durumun herhalde biraz düzgün mü acaba? Nasıl? İyi. İyi değil mi? Karnede zayıf yok. Yok. Geçecek mi bu sene? Bilmiyorum. Kaça geçeceksin? Orta 2. 7. sınıf. Evet. Ben beste etkin. Senin nasıl okul durumun? İyi. Peki okuldan bırakalım şu okul kenara da. Şimdi güzel şiir okuyan şöyle biri var mı sizde okulda mesela yarışma yaptılar. Şiir okusa böyle. Kim okur? Ben okurum da şimdi. Oku gel o zaman şöyle ama gidelim. Şimdi gel şöyle gidelim. Ki. Al hele. He? Şimdi. Bildiğini oku al hele. Bilmiyorum ki tamam bildiğini unutmuş diyeceğim o Max. Seni görecekler. Sen oku o zaman. Bilmiyorum. Türkü şarkı biliyor musun? Türkü. He? Hem biliyoruz. E oku o zaman al da oku. Ben. Hadi Aslı ya. Aslı Kerem yanıyor bak. Üçümüz söylesek. Hadi üç yüz beraber söyleyin. Gelin şöyle bakayım. Şöyle yanaşın duvara. Hadi bakalım. Ne? Neyi söyleyeceğiz? Söyle. Yok sen. Ne? Hangisini? Siz söyleyin. Ben mi söyleyeyim? Ordunun dereden mi söyleyeyim? Söyleyin. Tamam hadi bakalım. Hep beraber. Yanaş. Bir, üç. Ordunun dereleri aksa yukarı aksa vermem seni ellere ordu üstüme kalsa sürmelim aman oy Mehmet'im Mehmet'im sana küstüm demedim oy Mehmet'im Mehmet'im sana küstüm demedim seni bana geçmişler vallahi ben demedim sürmelim aman. Teşekkür ederim. Evet. Ordunun dereleri diyor aksa yukarı aksa. Evet muhtarım köylü de diyor ki muhtar bu köye bir baksa. Evet. Muhtarın bütçesi belli, gücü belli. Evet. Biz her yerde ne diyoruz? Köyün muhtarına imamı, öğretmeni, ihtiyar heyeti ve köyün ileri gelen yaşlıları birlik ve beraberlik içinde sahip çıkarsa muhtar biraz daha hizmeti çabuk alır, iyi alır. Evet, evet. Doğru söylüyorsun. Senin sıkıntıların ne muhtarım köyde şimdi? Benim birinci derece sıkıntılarımız su ve yolumuz 3 kilometredir. 120 haneden oluşan. Bir küçük bir mahalledir. Bizim yetkililerden tek istediğimiz yolumuzun ve suyumuzun bir an önce, suyumuz da her an işte bitme aşamasında. Bazı borularda bir değişiklik oldu. Borularımız tamamlandı. Bir 150 metrelik bir yerimiz kaldı. Şimdi orayı da tamamlarsak Allah izin verirse Nisan sonları suyumuz büyük bir ihtimalle mahallemize akmış olacak. Yalnız yolumuz gördüğünüz gibi gerçekten bozuk. Yani iyi demek, bir şey yaptık demek yalan olur. Her şey göz önünde. Yetkililerden, belediyeden, bakanımızdan, milletvekillerimizden bu konu hakkında çalışmalarını, yardımlarını talep ediyoruz. Vatandaşımızın diğer sorunlarına da gelince de fiskobirlik, özellikle vatandaş verdiği fiskobirliğe fındığını, parasını alamadı. Şu anda da fındık piyasadaki durumu da böyle 4,5 milyon. Satsa satamıyor. Gelirleri pek düşük yani bizim mahallemizin pek yer sorunumuz kısıtlı, arazi sıkıntısı var. Vatandaş bir de şöyle bir şey diyeyim. Bu maddi imkansızlıklar vatandaşı birbirleriyle olan diyaloglarını dahi bozuyor. Dedikodulara meyil oluyor bazı şeyler vatandaş arasında. En azından birbirinin sınır komşuları, sınır ilişkileri hala eski. Abulahir dediğimiz yani Abulahirli, Gülyalılı olamamışız yani ne yazık ki.
vatandaş bir gazın, bir 10 santim yerin hesabını yapıyor birbiriyle. Evet. Bir Avrupa topluluğuna girmekte olan bir ülkenin mahallesinde olsun, köyünde olsun, şehrinde olsun çok böyle yani kısır döngelerle uğraşılıyor. Yalnız ben yine de yetkililere şunu seslenmek istiyorum. Valilik bazında, il bazında siyasiler olsun, devlet büyükler olsun, vatandaşlara briefing verilmesini istiyorum, talep ediyorum. Bu eğitime eğitilmesini istiyorum. Biz işte bir tabir var, işte 60'ın üstündekiler, 50'nin üstündekiler ölse de bir düzelse gibi bir tabir vardı eskiden. Ama ne yazık ki geriden gelen gençlerimiz de bunlara hep örnek oluyor. Sıkıntımız var, eğitim sıkıntımız var memleket olarak. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Evet, biz de muhtarın bu açıklamalarından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Ve köyümüzde gezilecek, görülecek köy diyemiyorum buraya. Buna mahalle değil mahalle mi? Mahalle olduk efendim. Evet. Evet, ne zaman mahalle oldunuz? 1990 köyken daha mı iyiydik evet, yani? Köyken hayır, köyken de iyi değildik. Ne yazık ki şunu özellikle söylemek evet. istiyorum. En azından karda yolumuz kapandığında belediye olana kadar doğru dürüst yani grader dahi haftada bir hafta yolumuz kapalı kalıyordu. Yani şu anda belediyenin hiç faydası yok desek yalan olur. O tabii ki var, ufak tefek faydaları var ama belediyemizin de gücü belli. Yolumuz bir yani bir iki saat, üç saat kapalı kalmıyor. Sağ olsunlar yani o konuda garda, yağmurda yani yardımcı oluyorlar ama gelir düzeyi belli, düşük. İşçisinin, memurunun yani parasını zor ödüyor. Buradan yani devlet yardımcı olmasını istiyoruz vatandaştan. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin?